Evet arkadaşlar, evren yayınlarının birinci sorusundayız. E, TYT sorusu. Düşey kesit şekilde ekip olan birleşik kap sisteminde kesit alanın sırasıyla S, 2S olan XYZ kollarında bulunan su ve e, KL gazlarında belirtilen konumlarda dengede kalmaktadır. Ağırlığı önemsenmeyen piston F kuvveti yardımıyla H kadar itilirse diyor. Şuradan F kuvveti yardımıyla H kadar itiliyor arkadaşlar. Yargılarından hangileri doğru olur diye bir soru. Şimdi e, bunların kesit alanları arkadaşlar şurası x seymiş, burası s'ymiş burası da 2 s'ymiş. Z konumda sıvının yükselme miktarı h bölü 3 olur. Arkadaşlar gaz olmasaydı yani boşluklu bir yapı olsaydı şu şekilde diyelim misal şöyle bir kabımız olsun arkadaşlar. Şu şekilde şurasına s dedik s dedik. 2S dersek sen buradan H kadar itersen hakikaten buradaki sıvı yükseklikleri bu da H bölü 3 bu da H bölü 3 kadar yükselirdi. Gaz olmasaydı birinci yargı doğru olurdu. Ama gaz olduğu için şuradaki gazın hacmi daha küçük buradaki gazın hacmi daha küçük olduğu için bu gazın basıncı daha fazla olur. İkisi aynı miktarda yükselmez. Ee, bu daha fazla yükselir. Buradaki buradaki daha az yükselecek. O da H bölü 3'e kadar Çıkmaz zaten arkadaşlar. Boşluklu bir yapı olsaydı üstlerinde bir şey olmasaydı öyle olurdu. Birinci yargı yanlış olurdu. L gazının basıncı K gazının basıncından küçük olur. Hakikaten bunun hacmi küçük olduğu için bu biraz çıktığı zaman bunun ilk baştaki basınçları eşit arkadaşlar. Aynı seviyede oldukları için. Bu biraz yükseldiği zaman bunun basıncı çok hemen artar. Bunun ikisinin hacmi büyük olduğu için hemen artmaz. Yani K gazı PK büyüktür. PK büyüktür. PD'dir. Kesinlikle e, doğrudur. Yani L gazının basıncı daha küçük olur. Bu yüzden e, K gazının basıncı açık hava basıncından büyük olur. Hakikaten arkadaşlar açık hava basıncı burada P0 artı H PK'ya eşittir başta. P0 artı H eşittir PK. Sen e, ittikçe PK daha çok artacak. Üçüncü yargıda doğru cevabımız D seçeneği olacak.